Herkese selamlar. Şu anda arkamda bulunan şirket olmamış olsaydı size bu videoyu muhtemelen bu telefonla çekemiyor olacaktım. Çünkü şu anda arkamda bulunan şirket dünyaya çip makineleri tedariği sağlıyor. Hollanda'nın ekonomisi için ve Hollanda'nın dünya üzerindeki itibarı için de gerçekten çok önemli bir yere sahip bu şirket. 1984'te yine Hollanda'da bulunan Philips şirketinden dallanarak aslında kurulmuş bu şirkette. 1984 yılından beri de çip endüstrisinde varlığını sürdürüyor. Dünya üzerinde 60'ın üzerinde fazla lokasyonda bulunuyor ve dünya üzerinde yaklaşık 40 bin insan çalışıyor bu şirkette. Sadece Hollanda'da bulunduğu şehirde, Veldhoven'da da 121 farklı milletten yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor. Siz muhtemelen bugüne kadar hep çip üreten şirketleri duydunuz dolaylı olarak. Çünkü bu şirketler aynı zamanda başka ürünler de üretiyor. Bilgisayar gibi, telefon gibi. En bilinen çip üretim şirketlerinden bir tanesi Samsung, diğeri Intel, diğeri TSMC. TSMC her ne kadar çok duyulmasa da diğerleri kadar aslında bu çip alanında bayağı büyük bir paya sahip bir şirket. Ve mesela şu an bu videoyu çektiğim Apple telefonun içinde kullanılan çipleri Tayvan'da bulunan TSMC adlı şirket üretiyor. Ve bu şirketlerin hepsi şu an arkamda bulunan, ismi ASML olan dünyanın en önde gelen teknolojik şirketinin makinalarını kullanıyor. Size bu şirkette 121 farklı milletten insan çalışıyor demiştim. Sadece Hollanda'nın Veldhoven şehrinde bulunan, size şu gösterdiğim kampüste. Bu insanların büyük bir çoğunluğu da Türk. Buradaki büyük çoğunluğu, yurt dışından gelen büyük çoğunluğu Hintliler, Türkler, Portekizler, İtalyanlar oluşturuyor. Belçikalı ve Hollandalılar haricinde. Şu an günümüzde bilinen iki farklı çip üretme teknolojisi var. En çok yaygın olan iki tane teknoloji bulunuyor. Bunlardan bir tanesi DUV, bunlardan diğeri de EUV. DUV biraz daha eski bir teknoloji ama EUV ile daha küçük, daha gelişmiş çipler üretebiliyorsunuz. DUV teknolojisiyle çalışan makineler üreten başka şirketler de var dünya çapında. Fakat EUV teknolojisinde sadece ASML çalışabiliyor. Çünkü ASML'nin EUV teknolojisinde patenti bulunuyor. Hatta bu yüzden bu ileri teknolojiyi başka hiçbir şirket üretemediği için dünyada Çin ve Amerika arasında da sürekli sıkışıyor bu şirket. Hatta şu anda Amerika Birleşik Devletleri ASML'nin Çin'e EUV teknolojisindeki makineleri satmasını yasakladı. Size bu şirkette çok fazla kişi çalışıyor dedim. Yani yaklaşık 20 bin kişi sadece Veldhoven şehrinde ASML'de çalışıyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da yabancı, başka ülkelerden geliyor. Dolayısıyla Veldhoven ve çevresindeki şehirlerin nüfusunu kalabalıklaştırıyor ve uluslararası yapıyor. Yani bu şirketin çevresinde çok fazla yabancı insan yaşıyor. Eindhoven buraya yakın büyük bir şehir. Dolayısıyla Eindhoven çok uluslararası bir şehir şu anda. Tabii insanlar biraz daha büyük olduğu için orada yaşamayı da tercih ediyorlar. Ama tabii sadece Eindhoven değil, Veldhoven'ın çevresinde bulunan diğer şehirler de bir hayli uluslararası daha eski zamanlara göre. Şimdi size ASML'nin bulunduğu Veldhoven şehrinin biraz merkezini göstereceğim. Hollanda'nın en güzel şehrini görmeyi beklemeyin. Ama bu şehirde gelip çalışmak isteyenler için güzel bir giriş videosu olabilir. ASML ile ilgili de birçok size giriş bilgisi verdim. Daha detayını merak ederseniz bu şirket ne yapıyor vesaire. Hepsini bu şirketin kendi sitesinde çok daha detaylı bulabilirsiniz. Bu arada Eindhoven demişken kanalda Eindhoven ile ilgili iddia ediyorum YouTube'da Türkçe olarak çekilmiş en güzel vloglardan biri var. Size Eindhoven'u çok detaylı anlattık o videoda. Mutlaka izleyin. Özellikle buralara gelmek istiyorsanız çok faydalı bulacaksınız. Bulmazsanız da bana yazın, deyin ki sen bize yalan söylemişsin, bu video hiç güzel değil. Şimdi az önce yürürken benzin fiyatlarını gördüm. Size de bir hafiften bahsetmek istedim. Biz buraya geleli 1,5 sene oluyor. Geçen sene Ağustos'ta geldik ve geçen sene Ağustos ayında benzin fiyatları 2 euro gibi bir şeydi. Sonra kısa doğru düştü ve işte 1,65'e kadar indi aslında. 1,70'lere kadar indi. Şu an tekrar 2 eurolara çıktı. Burada benzin fiyatı şu an 2 euro civarlarında. Size az önce gösterdiğim benzinlik dandik marka bir benzinlik. O yüzden orada 1,95 civarındaydı. Ama işte Shell'den, BP'den vesaire alırsanız orada günümüzde 2,05. Size geçen hafta çektiğim Türkaya videosundaki
köye gitmek için Belçika sınırını geçmem gerekiyordu. Çünkü daha düzgün bir yol var orada. Daha kısa sürede gidiyorsunuz. Belçika'da da benzin 1.65'ti. Hollanda ile Belçika arasında gerçekten çok fazla fark olabiliyor. Ve sınırda yaşıyorsanız, yakın yaşıyorsanız Belçika'ya, ki Eindhoven'da sınıra yakın şehirlerden biri. Veldhoven'da keza öyle. Benzininizi oradan almayı bile düşünebilirsiniz. Çünkü 2 euroda 30 sent çok da az değil. Şu sağımdaki süpermarket Jumbo'da Hollanda'da en çok bulunan iki marketten bir tanesi. Biri Albert Heijn, biri Jumbo. Buranın daha çok Migrosvari marketleri gibi diyebilirim. Bir de Lidl ve Aldi var. Orası da bizim BİM'imiz ve A101'imiz gibi. Bakın Lidl'da sol tarafımda. Bu market genelde daha çok Almanya'da yaygın aslında. Aldi ile beraber daha uygun bir market. Albert Heijn ve Jumbo'ya göre daha kendine has ürünler satıyor diyeyim. Bizim dediğim gibi BİM'imiz ve A101'imiz gibi. ASML'nin bulunduğu lokasyondan Veldhoven'ın tam merkezi 2,5 kilometre kadar. Şu arkamdaki yolu dümdüz yürüdüm ve dümdüz yürümeye devam edeceğim. Şu an hemen merkez önüme çıkacak. Hemen şu yoldan yürüdüm dümdüz. İleride ASML sağda. Şöyle bir meydana çıkıyorsunuz merkeze ulaşmadan önce. Burada bir çan kulesi gibi, aynı zamanda saat kulesi gibi bir kule var. Ve bu meydanda pazar kuruluyor. Pazar kurulmadığı günlerde ise burası bir otopark gibi kullanılıyor. Hollanda'da böyle seyyar dükkanlar çok popüler. Mesela şu sol taraftaki köfte satıyor. Sağ taraftaki de Meksika tarzı taco gibi bir şeyler satıyor. Bakın köfte satan dükkanı size tam şurada gösterdim. Hemen burada da başka bir Türk dükkanı bulunuyor. O köfte satan adam da Türk, biliyorum. Çünkü oradan geçmiştim geçenlerde ve Türkçe konuşuyorlardı. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk dükkanı çok sık göreceksiniz. Veldhoven'da da bu şekilde. Birazdan merkezde de size Türk dükkanlarını tek tek göstereceğim. Bakın dümdüz yürüdüğünüzde çıktığınız yer tam olarak burası. Burası Veldhoven'ın tam merkezi. Şu binaların hemen içi diyeyim, ortası ve devamı Veldhoven'ın merkezi oluyor. Merkeze girer girmez hemen yine bir Jumbo gördük. Ve bakın şu ileride bir market daha var. Işıkları yanan, switch yazan yerin sağ tarafı. Orası bir Türk süpermarketi mesela. Bakın burası bir Türk süpermarketi. Marketten hemen çıktınız. Karşınızdaki berber bir Türk berberi. Ondan sonra sokaklar bu şekilde gidiyor. Sağlı sollu dükkanlar. Burası küçük bir şehir ama birçok günlük ihtiyacınızı burada karşılayabiliyorsunuz. Tabii böyle büyük giyim mağazaları vesaire daha çok Eindhoven'da bulunuyor. Burası meydana kadar bu şekilde sağlı sollu dükkanlarla devam ediyor. Ve evler de şöyle dükkanların üstünde bulunuyor. Ben bunu açıkçası çok sevmiyorum. Biraz böyle bana dandik bir mimari ve yapılaşma gibi geliyor. Şu soldaki dükkan da Hollanda'nın gratisi gibi. Kruidvat. Yürürken yolun sol tarafında kalan binaların içi bir alışveriş merkezi aslında. Yani o içeride de farklı dükkanlar, mağazalar bulabilirsiniz. O sokağı bitirdiğinizde de bu ana meydana çıkıyorsunuz. Şu an karşımdaki yapı buranın tiyatrosu. Tiyatronun hemen yanında da sol tarafında da Veldhoven Belediyesi bulunuyor. Bütün resmi işler de burada halloluyor. Genelde Hollanda'da aslında evler müstakil. Apartman gördüğünüz zaman ve sık apartman gördüğünüz zaman biraz böyle anormal hissetmeye başlıyorsunuz. Maalesef Veldhoven'da böyle bir şehir. Veldhoven'ın merkezinde, meydanında koca koca apartmanlar var. Ve gerçekten ben bunu beğenmiyorum. Yani şöyle meydana bakan apartmanlı bir mimariyi gerçekten Hollanda'da az görürsünüz. Ve burada böyle bir şey tercih etmişler. Niye bilmiyorum. Hani çok insan geldi, yer yoktu desem hayır. Her yer tarla, bir sürü boş yer var. Ve bu apartmanlar muhtemelen çok daha eskiden inşa edildi. Size bahsettiğim AVM de burası. Az önce şu sokaktan yürüdüm. Sağ tarafı bir AVM içi demiştim. Bu AVM buradan şöyle devam ediyor. Veldhoven'ın merkezini ne kadar kötülesem de güzel sokakları, güzel mahalleleri de var. Gerçekten bir Hollanda'nın o güzel tarafına da sahip bu şehir. Şimdi size ufak birkaç mahalleyi de gösterip yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Müzik.
mesela şuradan bir sağa girelim. Birkaç düzgün mahalle görelim. Hollanda mimarisi işte bu. Karşılıklı böyle birbirine bir duvardan bitişik evler. Arkalarında bahçeleri. Yani tipik bir Hollanda yerleşim yeri, yerleşim mahallesi burası. Dolayısıyla bunlardan farklı bir şey gördüğünüz zaman biraz buraya uymuyormuş gibi hissediyorsunuz. Şu ileriden de hemen sola girelim. Mesela bakın. Burası tipik bir Hollanda mahallesi. Adamlar ne güzel yerleşim yeri yapmışlar. Hollanda deyince birçoğunuzun aklına teknolojik bir yer, bir şirket gelmiyordu muhtemelen. Size biraz bugün ondan bahsetmeye çalıştım. Hollanda'nın aslında teknoloji alanında da dünyada nasıl önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaya çalıştım. Onun yanı sıra bir endüstriyel şehrin diyelim hadi nasıl göründüğünü göstermeye çalıştım. Umarım size bir fayda sağlamıştır bu video. Yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.